Merhabalar sevgili 10. sınıf öğrenci arkadaşlarım. Kendi kanalımıza İngilizce Kralına hoş geldiniz. Bu videoda 4. temayı beraber çalışacağız. İlk defa bir temanın tamamını tek bir videoda çekmek istiyorum 10. sınıf için. Bundan önce 3 farklı videoda ders anlatımı çekiliyordu. Bu defa tek videoda bakalım inşallah sonuç sizin için daha güzel olur. Ve bulmanız açısından da daha rahat olursunuz. Sayfa 45'i kitabımızda açtığımızda konumuz e, tema 4'teki konumuz traditions, gelenekler olarak görüyoruz. Sayfa 46'yı hemen başlayalım. Sayfa 46'da reading var. Reading'den önce look at the pictures below and discuss which of the categories in the box they are related to more than one option is possible diyor ki e, burada 6 tane görsel var. 6 görselden e, bunlarla ilgili olan hangisidir? E, bu kategorilerle ve her görsel belki bir kategoriden fazlasına ait olabilir. Transportation taşımacılık, e, ulaşım. Technology teknoloji, social life sosyal hayat, farming çiftçilik, e, tarım, clothing e, giyim. Giyim kuşam education eğitim. Burada görsellere baktığımızda arkadaşlar zaten kitabınızda bakıyorsunuzdur siz şu an. E, sayfa e, 46'da baktığınız zaman kategorileri bu şekilde ayarlayabiliriz. E, gördüğünüz gibi her görselin numarasını ben onunla ilgili olan e, kategoriye yazdım. Böylelikle sayfa 46'yı bitirmeden 1B'yi e, okuyalım burada. Are the pictures related to the past or the present? Discuss with friends. Arkadaşlarınıza tartışmanızı istiyor. Hani bu görseller geçmişe mi ait? Geleceğe ee, mi? Şimdiye mi ait? Onları tartışınız diyor. Sayfa 47'ye geçelim arkadaşlar. Sayfa 47'de ee, okuma metnini 1C olarak görüyorsunuz. Bir metin okuyacağız ve sonrasında da cevaplar vereceğiz ben paragrafın tümünü okuyup ondan sonra genel anlamını söylüyor olacağım çünkü kendi videolarımı öz değerlendirme açısından ben izledim arkadaşlar ve kelime kelime anlatmak zorunda kaldığımda sıkıcı oluyor biliyor bazen Türkçe'deki her şeyi bilmediğim için bu oluyor hani sürekli böyle bir ses çıktığında dinleyen taraf sıkılabilir, o yüzden önemli kelimelerin zaten anlamını söyleyip e, metninde genel size ne dediğini söyleyeceğim. They make it happen. Travel back in time. Bunu e, yapabildiler. Zamanda geriye yolculuk. The Amish in the USA are a German and Swiss Descendant community. They are famous for their lifestyle as they resist against most of the changes in time. They do their best to preserve their traditions and social life. They do not benefit from most of the advantages of modern technology because they see it as a threat to their traditions and the way of life. They still use horses. And buggies or bikes for transportation within the community. Gas lanterns light their houses. Thousands of people want to witness this resistance against time on the site and visit Amish communities. There are hotels for these visitors nearby. Most visitors feel impressed. Here are two visitor commands. Altına çizdiğim kelimeleri önce anlatayım. Descendant, nesil, threat, tehdit, buggies, küçük araba. Hani PUBG oynayanlar bunu çok iyi biliyorlar. Buggy nasıl bir araba olduğunu. Community, toplum, lanterns, fanus, fener. Resistance direnç, nearby yakın, impressed etkilenmiş. Genel olarak paragrafın anlamı da şu şekilde: Eymiş diye bir toplum var e, Amerika'da ve bunlar Alman ve e, İsviçre neslinler. Bunların en önemli özellikleri e, yeniliklere karşı e, koydukları dirençtir. Her türlü yeniliği, hayat tarzlarına falan bir tehdit olarak gördükleri için eski şartlardaki yaşam e, hallerini sürdürmek istiyorlar İnsanlar için bunların bu yaptığı çok ilginç gelebiliyor biliyor O yüzden e, gidip bunların hayat tarzlarını görmek istiyorlar insanlar ve bunun içinde o bölgenin yakınlarında oteller var birçok e, ziyaretçi bunlardan etkileniyor altta iki tane ziyaretçinin yorumunu göreceğiz. Jamal from Morocco. Fastan, Jamal, Bunarsoyo. It was incredible. They reminded me of my childhood days in the village in some ways. We used to wake up to the sound of roasters at dawn and go to the farm. We used to make our own bread and eat traditional dishes. We used to gather together in one of the houses of the village in the evening and have chats this way this was a way to socialize there was no technology at all we didn't even have electricity we used to have gas lanterns and fire to light the house it's difficult to believe but the amish still have these evenings without tv or computers may sound to be dull and boring but those were more enjoyable times i don't know why the amish don't see school as an important place but in my childhood we all went to school because our parents wanted us to be well educated and have a better life than theirs. of course they were state schools with very strict teachers and firm discipline i really miss those days and. This visit to an Amish community gave me a sense of those days. Altını çizdiğimiz kelimeler incredible, inanılmaz. Down, şafak. Dish normalde tabak anlamında oluyor ama burada hani yemek anlamına da geliyor. Özellikle traditional dish dediğimizde veya dishes, geleneksel yemekler falan. Socialize, sosyalleşmek. Doğal hani sıkıcı, strict, sıkı, firm de aynı şekilde sıkı anlamında. Şimdi genel olarak metinde Cemal var Fas'tan. Diyor ki eski zamanlarımı bu bana hatırlattı bu ziyaret. Çünkü bizim zamanımızda da hayat böyleydi. İnanılması zor olsa da onlarda da böyle. Biz kendi yemeği, e ekmeğimizi falan kendimiz yapardık. Akşamları birisinin evinde toplanıp sohbet falan ederdik. Böylelikle sosyaldeşerdik. Teknoloji yoktu, elektrisite yoktu. Gaz lambalarıyla evlerimizi aydınlatırdık. Eymişler hala öyleler. E, televizyon, bilgisayar olmaması sıkıcı gelebilir. Ama o zamanlar daha keyifliydi. Nedenini de bilmediğini söylüyor diyor ki Eymiş için okul önemli bir yer değil ama bizim için çok önemliydi. Ailelerimiz bizim okuyup daha bir iyi geleceğe sahip olmamızı istiyorlardı. Elbette ki devlet okullarına gidiyorduk. Çok sert öğretmenler ve sıkı kurallar vardı orada. O günleri çok izliyorum ve Eymiş toplumunu görmek beni o gün bana o günleri hatırlattı. Üçüncü metni okuyalım. Kate from the UK. United Kingdom'ın kısaltılmış hali yani Birleşik Krallıklar yani Britanya. Britanya'dan Kate şimdi konuşuyor. Bunu biraz küçüldelim. Tamam. It was a travel back in time and noticed many similarities with our past lifestyle in the country. Children and teenagers used to play with each other and animals on wide open spaces we didn't use to go away from home to parks or movies. School was another chance to share with friends. Adults used to spend most of their time helping each other with the work on and around of the farm. People used to dress in similar ways. I mean, plain and modest dresses were very common. Few people had cars in the countryside, so most people used to travel by horse and buggies. Technology was not only limited in transportation, but almost in everything. Fortunately, we had electricity and black and white TV sets. Some houses had telephones, and we could use them in emergencies. We went to state school. There were a few universities and going to a university was more difficult so we didn't use to focus much on university education. With this incredible visit I remember that kind of lifestyle. The smell of the soil, horses, cows, fresh milk. Şimdi arkadaşlar, e Kate'in yorumunu okumadan önce yine de burada altını önce çizdiğim kelimeleri e, anlamını okuyayım sizlere, sizlere. Notice fark etmek, lifestyle hayat tarzı. Ondan sonra bakıyorum, similar benzer, modest basit, e, hani sade anlamında basit, horse at biliyorsunuz, fortunately neyse ki. Ee, emergency, acil durum. Şimdi Kate diyor ki zamanda geriye yolculuk gibiydi. Ee, kendi geçmiş hayat tarzımızda e, country yani köydeki hayat tarzımızdaki ile çok benzerlikler buldum. O zamanlarda e, çocuklar, gençler birbirleriyle açık e, hayvanlarla birbirleriyle açık alanlarda oynuyorlardı. E, uzaklara, parklara, sinemalara gitmiyorlardı okullar e, bizim sosyalleşebilmemiz için başka bir seçenekti. Büyükler de yetişkinler de e, zamanlarının çoğunu birbirlerine yardım etmekle bir, e, geçiriyorlardı. Mesela çiftlikte falan birbirlerine yardım ediyorlardı. Giyiniş tarzı basitti insanlarda çok daha sadeydi. E, arabalar yoktu o zamanlar o yüzden atlar ve küçük e, arabalar kullanılıyordu e, sadece ulaşımda teknolojik sıkıntılar yoktu o zamanlar Neyse ki bizim elektrik sitemiz siyah beyaz televizyonlarımız vardı e, evlerde telefonlar vardı acil durumlarda onları kullanabiliyorduk devlet okullarına gidiyorduk çok odaklı değildik üniversiteye o yüzden e, zordu çünkü üniversiteye gitmek O yüzden biz çok üniversite odaklı bir eğitim hayatı geçirmedik. Ee, bu inanılmaz ziyaret de o tarz hayatı yaşamını bana hatırlattı. Toprağın, atların, ineklerin ve taze sütün kokusu, her şey bana o günleri hatırlattı. Şimdi burada 5 tane sorumuz var. Soruları ben okuyorum. Cevaplarda Çeviri yapmayacağım. Çünkü cevaplar tamamen metinden seçilmiş arkadaşlar. Birinci soru diyor ki What is special about the Amish lifestyle? E, bunların hayat tarzıyla ilgili özel olan nedir? İkinci soru diyor ki What were the ways to socialize in Morocco and the UK? E, Fas ve e, Britanya'daki sosyalleşme yolları nelerdi? 3 numara diyor ki What did Cemal's parents think about education? Cemal'in babası e, ebeveyni eğitim hakkında ne düşünüyorlardı? 4 numara diyor ki cevabı şimdi açacağım arkadaşlar. Merak etmeyin not olarak kenarda yazdım cevabı. How did people used to light their houses in Morocco when Cemal was a child? Cemal çocukken Fas'ta insanlar evlerini nasıl aydınlatıyorlardı? 5 numarada How was the UK different from Morocco in technology when they were children? Onlar çocukken Fas ve Britanya teknoloji açısından nasıl farklardı? Şimdi cevapları açıyorum arkadaşlar. Ee, birden 5'e kadar cevapları bu şekilde görüyorsunuz. Burada videoyu durdurabilirsiniz. Kitabınıza yazabilirsiniz cevapları. Dediğim gibi ben bunların Türkçe çevresini tekrar etmiyorum. Neden? Çünkü e, arkadaşlar zaten yukarıda ben bunları... Size anlamını belirttim. O yüzden çok basit bir şekilde bildiğinizden eminim. Çok güzel bir şekilde bunları yazabilirsiniz ve kendinize anlatabilirsiniz. Tek fark orada we kullandık mesela. Bizim böyle bir imkanımız yoktu örneğin dedi. Burada they olacak o. Onların böyle bir imkanı yoktu. Cevapları artık videoyu durdurup kaydetmişsiniz. O yüzden ben kapatıp e, sayfa 48'e geçiş yapmak istiyorum. Hadi keşfedelim bölümünde Let's Explore diyor ki e, aşağıdaki e, cümleleri ibare ifadeleri okuyun ve en iyi hani used to için en iyi e, açıklamayı e, seçiniz. Bakın cümleler şunlar. We used to make our own bread. Kendi ekmeğimizi yapardık. We used to have gas lanterns and fire to light the house. Evi ışıklandırmak için kendi gaz lambalarımızı kullanırdık. Most people used to travel by horse and buggies. Birçok insan atlar ve küçük arabalarla yolculuk yaparlardı. We didn't used to go away from home to parks or movies. Park ve sinemaya yani evden uzağa gitmezdik. Arkadaşlar used to yapısı eskide olan ama artık olmayan bir şey içindir. Bu çok önemli. Eskide var, şimdi de devam ediyorsa used to kullanamayız. Eskide var, şimdi yok veya tam tersi eskide yoktu, şimdi var. Ona da olumsuz used to ile yani didn't use suyla kullanırız. Şimdi olumlu cümle için used to artı v1. Olumsuz cümle için didn't use to. Bakın de artık yok artı v1. Çünkü didn't kullandık. Soru şekli için did. Ondan sonra zamir did you mesela used to artı V1. Did you used to uh, make your own bread? Kendi ekmeğinizi mi yapardınız? Bu şekilde bu bunun grameridir. Şimdi bir numaraya bakalım. The above sentences by Cemal and Kate. Yukarıdaki cümleler Cemal ve Kate'den. Were true in the past, not true anymore. Eskide doğruydu. Eski zaman ama şimdi doğru değil yani A şıkkı. Ee, i̇ki numara diyor ki The above sentences by Cemal and Kate express repeated actions in the past past habits. Yukarıdaki cümleler Cemal ve Kate tarafından eski alışkanlıkları gösteriyor. Eskiden tekrarlanan eylemleri gösteriyor. Şimdi bu bölümü de yaptık. Writing bölümü var. Aşağıda diyor ki: Aşağıdaki cümleleri okuyun ve e, ebeveyninizden duyduğunuz eee cümlelere tik atın. Ebeveyninizden, öğretmenlerinizden, başkalarından sonra arkadaşlarınızla paylaşın. Cümleleri okuyorum. Hangisini daha önce duymuşsunuz, hangisini duymamışsınız ona tik atma işi de size kalıyor. E, canım arkadaşlar. When I was your age, senin yaşındayken, bu bir kalıp, bunu da öğrenmemiz güzel olur. When I was your age, senin yaşındayken veya onun yaşındayken şöyle olur. When I was his age, mesela. When I was your age, I used to help my parents with the household chores. Diyor ki ev işleriyle ev işlerinde e, ebeveynime yardım ederdim senin yaşındayken. Bakın used to yine kullanılmış. When I was your age, I didn't used to help my parents at all. Senin yaşındayken hiç ebeveynime yardım etmeye alışkanlığım yoktu diyor burada da. In my childhood, we used to make our own toys. Çocukken kendi oyuncaklarımızı yapardık. In our high school years, we used to be afraid of teachers. Lise yıllarımızda öğretmenlerden korkardık. My father didn't used to give me much pocket money. Ee, babam bana çok e, cep harçlığı parası vermezdi diyor. We used to come straight home after school. Okuldan direkt eve dönerdik. Bunların hangisini duymuşsanız. Tikatın B kısmında ne diyor? Diyor ki kendiniz... Ee, çocukluğunuz hakkında cümleler yazıp arkadaşlarınızla paylaşın. İki tane ben yazdım örnek olsun diye siz de kendi çocukluğunuzla ilgili yazın. Bu benim çocukluğumla ilgili değil arkadaşlar. Genel olarak hani e, öğrencilerimden duyduğum şeylerden e, bir ikisini yazdım sadece. Bakın I used to believe in fairy tales when I was a kid. Çocukken e, peri masallarına inanırdım diyor. I used to fear from darkness when I was child. Çocukken karanlıktan korkardım diyor. Ee, bu şekilde bunları da e, siz yapabilirsiniz. Kendi çocukluğunuzla kardeşinizin, mesela abinizin ablanızın çocukluğuyla ilgili cümleler yazabilirsiniz. Ve sayfa 48'de böylelikle biter. Sayfa 49'a geçiyoruz. İngilizce'de t ve th harfi arkadaşlar farklılığını burada öğreneceğiz. S harfi dediğimiz mesela I think düşünmek. E, mesela bunu I think desek yani ben batıyorum hani suda falan batıyorum demek. I think desek think değil veya three üç ona three desek yanlışlıkla ağaç olur. O yüzden bunun telaffuzuna çok dikkat etmeliyiz. Hani bu şekilde yazılan e, teta bu yun, e, Yunan alfabesinde. Bu telaffuz alfabelerinde pronunciation alfabet dediğimiz telaffuz alfabetlerinde th harfi demektir. Ve t ile bariz an, e, farkı var. Bu dinlemeyi yapalım. Bakalım mesela tank, tank, tank" mahzen ama thank ne demek? E, teşekkür etmek demek. Tik, tik atmak. Thick, kalın. Böylelikle bu kelimeleri bir dinleyelim beraber. Listen and practice the sound t and th. One. Tank. think. Two. Tick. Thick. Three. True. Through. through. Four, ten, ten, five, three, three. Üç B kısmında tekrar dinleyip kelimelerden hangisini telaffuz ettiğini iki benzer kelimeden hangisini telaffuz ettiğini e, tahmin edip onun t mı? sı mı sesi olduğunu seçmemizi istiyor. Tabii ki bunun anlamını bildiğimizde e, yani kulağa hiç gerek kalmıyor. Ama düşünün mesela anlam bilmeden sadece kulağa e, güvenerek bunu yapıyorsunuz. Mesela bu anlam bilmek e, işe hani e, bir şey vermesin diye bize bu sadece listeningden alıkoymasın diye. Yüksek lisans döneminde bize mesela şöyle hocalarımız uygulama yapıyorlardı hiç anlamı olmayan e, rastgele seslerden, random seslerden e, oluşan kelimeler üretiyorlardı ve onların fonetik şeklini e, bizden yazmaları yazmamızı istiyorlardı. Bu şekilde hani anlamını bir kelimenin biliyorum diye ben bunun da biliyorum ve yazarım. Şıkkı eleniyordu bizden ve tamamen hani random mesela atıyorsunuz ya mesajlarda öyle bir kelime düşünün ama sürekli tekrar olanlardan değil çok farklı farklı kelimeler harfler var içinde onların telaffuzunu söylüyorlardı bir defa sadece o söyleniş şekliyle biz telaffuz alfabesini yazıyorduk. 4.2'yi beraber dinleyelim. Point two listen and write A for the sound and B for th sound beside the sentences. One we hired a boat in Akika. two the theme of the party is spring. Three the company was in debt at the time of crisis. 4. Sarah and John visited a fort while they were in Germany. 5. We will drive along the 10th Street. Çok güzel. Bunları da yaptık. Anlamları bir numarada diyor ki Akyaka'da bir e, kayık kiraladık. 2 numarada diyor ki partinin teması bahar. 3 numarada diyor ki e, kriz döneminde e, şirket borçtaydı. 4 numara e, Almanya'dayken Sara ve Can kale ziyaret ettiler. 5 numarada da 10. E, cadde... E, şeyinde Türkçe kelimesini unuttum. Güzergahında süreceğiz. Arabayı süreceğiz. 3C'de ne diyor? 3C'de tekerleme var arkadaşlar. Tongue twister dediğimiz Türkçe'de karşılığı tekerleme ee, hani e, dal kartal böyle bir tekerlemeler var Türkçe'de ben pek bilmiyorum. Zaten normal konuşmayı belki ben tekerleme gibi konuşuyorum. Ee, neyse bu tekerlemeler var. Bunları İngilizce'de söylemenizi istiyor. Bu biraz e, zaman alıcı etkinlik olduğu için ben bunu es geçebilirim. Çünkü zaten öğretmeniniz sizden bunu istiyorsa muhakkak okuyacaktır bunu. 30.000 thirsty snakes, thirsty drank 3.000 lakes. Bunlar da genelde e, şey aramayın anlam. Hani 40 e, berber falan gibi ben pek bilmiyorum tekerlemeleri ama hani onlarda da Türkçe'lerinde de bir anlam taşımıyorlar bunlar sadece şey olarak o dil e, sürçmesine kolaylaştıran kelimeler var içlerinde o yüzden ben bunları okumayıp hani bakıyorum burada yeni bir kelimeler var mı onların altını çizmişim anlam olarak kelime hazinenize atmanız için e, eklemeniz için mesela eee some var arkadaşlar toads var. Eee some raptiye demek. Toad e, kara kurbağasına denir. Bu iki kelimeyi yeni gördüm. Bakıyorum onun haricinde hani yeni bir kelime var mı? Gerçekten göremiyorum. Bilmediğiniz bir kelime. weather Hava şartlarına denir mesela. E, hava nasıl yarın? Bunlar yeni kelimeler ve böylelikle sayfa 49'u da bitirmiş olduk diyelim. Sayfa 50'ye geçelim. Uzun bir readingimiz var burada. 50'de 4A kısmında diyor ki çift olarak çalışın ve şunu tartışın. Inventions icatlar, innovations yenilikler, e, system change, sistem değişikliği. Diyor ki bunlar yeni icatlar, yenilikler ve sistem değişikleri hayatı nasıl e, değiştiriyor, nasıl etkiliyor? Bunları tartışmanızı istiyor. 4B'ye de reading'e geliyoruz. Yine aynı geçenki mantıkla devam edeceğim. Önemli kelimelerin altını çizip anlamlarını söyleyeceğim. Sonra da bütün olarak metin ne diyor her paragrafta size anlatacağım. Evet. Read the text and fill in the chart about changes in life size and customs as in the example. Sonraki sayfada örnekte olduğu gibi boşlukları dolduracağız. Customs da gelenekler demek arkadaşlar burada var. Okuyalım. Changes have always been part of human life, but revolutionary changes from the last quarter of the 20th century up to date Have put the 21st century generations to the center of comfort, speed, and worldwide communication. While younger generations enjoy a technology based and comfortable form of life, the elderly are not happy about this new lifestyle because they cannot keep up with it, and many customs and traditions disappear. Ee, hemen e, generation mesela nesil comfort rahatlık communication iletişim e, revolutionary devrimsel zaten onu yazdığım için pek şey yapmadım customs dedim e, hani gelenekler adetler falan tamam burada yeni bir pek e, century yüzyıl. yıl e, pek yeni bir kelime kalmadı diyor ki her zaman insan hayatında değişiklikler olmuş ama Quarter çeyrek bu arada ama 20. yüzyılın son çeyreğinden günümüze olan devrimsel değişimler yeni nesli rahatın, hızın ve dünyaca iletişimin ortasında koymuş. Hani daha genç nesiller bunu severken eski nesiller bu değişikliklerle kendilerini ayak urdulamadıkları için pek bundan hoşlanmıyorlar ve birçok gelenek ve görenek de yok oluyor böylelikle. In an interview, Dr. Alex Hunter, a history professor of Romania, gives examples of life in both centuries through his own life. The computer arrived before that we used to look up words in dictionaries and facts in encyclopedias. We used to use phone books to find telephone numbers. In time, these traditional methods of searching disappeared and they are a thing of the past now. People refer to search engines or mobile devices for these now. The arrival of digital cameras killed the tradition of keeping pictures in photo albums as they have memories for storage. We used to keep. Uh, Pictures in photo albums and showing them to friends or guests uh, was a custom during visits or family gatherings. Few people keep photo albums now, as almost everyone shares pictures online nowadays. The internet and social media have caused a bigger gap. Numerous things have changed. Here is a simple example. We used to send postcards to the beloved ones or visit them to celebrate occasions, but now people feel too lazy to do these things. They share messages or good wishes on social media platforms. People used to have face-to-face -face communication and chats, but now they run the communication via social media. Media Platforms. It is not only the internet-based changes, of course. Even toys have changed in today's global world. They there are global toy shop chains now, and children play the same or similar toys all around the world. In the past, making toys for yourself, such as toy cars, baby dolls, was a tradition. şimdi Doctor Alex Hunter, were. Uh, Romanya'da bir tarih profesörü kendi hayatından örnekler vererek bu eski ve şimdiki değişiklikler hakkında konuşuyor. Örneğin diyor ki eskiden e, insanlar sözlükte kelime arıyorlardı ve bilgileri de ansiklopedilerde arıyorlardı. Şimdi öyle değil ama e, telefon numarası kitapçıklarından aradıkları telefon numarasını e, bulmaya çalışırlardı. Şu an, şimdiki zamanda bu arama metodları tamamen ortadan kalkmış diyebiliriz. İnsanlar arama motorlarına e, veya cep telefonu e, aletlerine bunları yapmak için yöneliyorlar. Dijital kameraların gelmesi de yine de farklı bir değişiklik sağladı. Eskiden hani gidip fotoğraf çekme adeti vardı. Şimdi her şey dijital kameralarla yapılıyor. Eskiden çekilen fotoğraflar albüm aile albümünde toplanırdı ve insanlar misafirliğe gittiğinde birbirlerinin evine bu albümleri kendi aile albümlerini misafirlere gösterirlerdi. Bu bir gelenekti. Şimdi öyle değil. Pek az insan albümlere sahip. Çünkü herkes dijital platformlarda falan ...fotoğraflarını taşıyıp... E, ...topluyor, paylaşıyor. Onun haricinde... ...eskiden insanlar sevdiklerine... ...mesaj, post... E, ...kart, postal falan... ...böyle şeyler gönderirlerdi. Ama şimdi insanlar o kadar... E, ...hani çekingen... tembelleşmişler ki... ...direkt e, mesajlarla... ...herkese e, aynı mesajları... ...falan göndererek... ...aynı şeyi paylaşarak... E, ...kutlamalar e, falan yapıyorlar özel durumlarda. Onun haricinde e, oyunlar da, o oyuncaklarla da değişmiş diyor zamanımızda. Eskiden insanlar, çocuklar kendi oyuncak arabalarını, oyuncak bebeklerini falan bunları e, yaparlardı. Ve bu bir gelenekti ama şimdi e, dünyadaki zincir e, oyuncak mağazaları... Hemen hemen herkes için aynı oyuncakları satıyor ve dünyanın her tarafında çocuklar aynı aynı oyuncaklarla oynuyorlar diyor. Son paragrafa gelelim. Changes come with advantages and disadvantages but they will be part of human life forever. Today's technological wonders such as drones, spaceships, computers will be a primitive thing of the past uh, someday. What is your future thing? of the past. Şimdi diyor ki insanoğlunun ay yaşamının ayrılmaz parçası olarak hep değişiklikler olacaktır. E, şimdi mesela dronlar, uzay gemileri, bilgisayarlar çok e, şey güncel gözükse de gelecekte e, bedevi imkanlar sayılacak bunlar. Bir gün e, sizin gelecekte düşün, hani geçmişe ait olan dü şey düşündüğünüz şey nedir? Hani bir yakın gelecekte bu şey artık bedevi sayılıyor. Sizce bu nedir? Sayfa 50'yi de bitirdikten sonra sayfa 51'e geliyoruz. Sayfa 51'de şimdi bu tabelayı doldurmamızı istiyor. Tabelanın tablonun Yukarı kısmında bir, ta bir saniye arkadaşlar görüntü benim tarafımdan gitti. Yani videodan değil. Burada development veya innovation var. Hani e yeniliklik veya geliştirme nedir? Past traditions, eski gelenekler, adetler, eylemler. Newer form of actions, habits in the 21st century. Ve onların 21. yüzyıldaki yeni halleri. Örnek... Arrival of computers, bilgisayarların gelişi. Arrival of digital cameras, dijital kameraların gelişi. The internet and social media platforms, internet ve sosyal medya platformları. Toy shop chains, oyuncak mağaza zincirleri. Bunların kıyaslamasını yapmanızı istiyor. Kıyaslamalar tamamen metinden alınmıştır. O yüzden tekrar çevirmeyeceğim. Zaten metinde hepsini anlamını ben size tane tane söyledim. Yani paragraf olarak söyledim. Ama paragraf içinde metinde ne konuşulduysa ben hepsini anlattım. Yani atladığım bölüm kelime olmadı. Bunları burada videoyu durdurup cevabı e, geçebilirsiniz kitabınıza. Tabii ki ilk önce kendinizin yapmanızı tavsiye ederim. Yapamadığınız takdirde bunu yapabilirsiniz. Sayfa 51'i de bu şekilde bitiriyoruz. Sayfa 52'ye geliyoruz. Burada sayfayı biraz küçültmek zorundayım. Görsellerin hepsi göz önünde olsun diye. 4C 4C'de diyor ki: Use the following pairs of visuals showing some changes and deliver a short speech to your friends. Görseller görüyorsunuz. Eskide, eski zamanlar, then, now şimdiki zaman farklılıkları gösteriyor. Bunlar hakkında bir e, hani bir şeyler anlatın arkadaşlarınıza diyor. Birincisinin örneğini yapmış. In the past people used to study maps or to ask for directions but now they use navigation systems. Eskiden insanlar haritaya bakarlardı ya insanlara sorarlardı yön bulmak için. Ama şimdi navigasyon sistemleri kullanıyorlar. Örneğin Google haritasını falan. Sonra ilk görselde eski oyuncaklar ve yeni oyuncaklar görüyorsunuz. İkinci görselde Eskiden mesela insanların ne yaptıklarını boş zamanlarda şu an ne yaptıklarını görüyorsunuz. Üç numarada ise yine de hani eski zamanlarda e, toplanıp buluşma e, adetleri gelenekleri şimdiki gelenekler gibi şeyler görüyorsunuz. Bunlar için ne yazalım? Örneğin benim şudur. burada videoyu durdurup yazabilirsiniz. Ör anlamlarını da bir bakalım. Birinci görsel için, In the past, yani birinci çift görsel için. In the past, children used to make toys for themselves, such as toy cars and play with them, but now they buy toys from global toy shop chains and play with them. Eskiden çocuklar kendi kendileri için oyuncak yaparlardı ama şimdi ne yapıyorlar? Şimdi e, oyuncak mağaza zincirlerinden alıyorlar. 2 numara in the past grandparents used to knit But now they chat surf on the net on their mobile phones. Eskiden e, tokum e, hani e, bir şeyler tokula e, tok, tokumak mı denir? Örmek. Pardon, örerlerdi e, büyük anneler ama şimdi sosyal medyada, internette falan geziyorlar, konuşma yapıyorlar. Üç numara. In the past people used to visit their relatives on festivals, but Now they go on holiday. Eskiden tatillerde falan insanlar yakınlarını ziyarete giderlerdi. Ama şimdi herkes tatile gitmeyi tercih ediyor. Sayfa 52'yi de böylelikle bitiriyoruz. 53'e geldiğimizde diyor ki While giving examples of their childhood and youth Youth, gençlik, childhood, çocukluk. Which of the following do your parents talk about most? Rate right from one, the least common to five, the most common. Discuss with friends. Şimdi ebeveyniniz çocukluklarından gençliklerinden konuşurken en çok aşağıdaki konuların hangisini dile getiriyorlar? En çok bunlara puan vermenizi istiyor birden 5'e kadar bir en az e, hani onların e, tekrarladıkları şeyler 5 ise en çok vurguladıkları şeylerdir. Bu puanlama sistemi tabii ki sizin kendi yani size göredir. Ben bunu söyleyemem. Sadece anlamlarında yardım edebilirim size. Spending time with the family. Aileyle vakit geçirmek. Sharing the household chores. ev işlerini paylaşmak. Clothing style. giyim tarzı. Manners of people. insanların davranışı. Habits. Alışkanlıklar. Bunu kendiniz yapacaksınız. 5B'de ne diyor? 5B, Read the Interview. Bu konuşmayı okuyun arkadaşlar. Find out how Mr. Decker feels about the past and the younger generation. Mr. Decker eskiler ve genç nesiller için ne düşünüyor? Söyleyin. Biz önce metni okuyalım sonra yukarı gidip bunun cevabını not almışım zaten orada göreceğiz. Şimdi anketi yapan yani röportaj yapan diyor interview your Mr. Decker'da zaten ismi görüyorsunuz. Well Mr. Decker, thank you for accepting us. It's a pleasure to have an interview with you. Teşekkür ediyor kabul ettiği için bunun bir onur olduğunu söylüyor Mr. Decker'da diyor ki bu e, keyif bana ait. The pleasure is mine. Genelde birisi İngilizcede it's a pleasure mesela to meet you dediğinde seni tanımak, seninle görüşmek e, keyif dedi keyif ise dediğinde siz de dersiniz ki o keyif bana ait. The pleasure is mine. Bu bir kalıptır. Bunu da öğrenmiş olabiliriz burada. I like to begin asking my questions. Sorularımı sormak isterim. Sure, go ahead, Tabiki devam edin. You used to be at the top of tennis for many years and people still see you as a legendary figure in sports. You still have a lot of fame worldwide and millions still admire you. This is not coincidence. Today's people and athletes have a lot to learn from you. Diyor ki dünyanın en yüksek top deniz ...hala insanlar sizi tanıyorlar... ...hala milyonlarca seveniniz var... ...bu bir tesadüf değil ve bugünün... ...insanları ve... ...atletleri, sporcuları... ...sizden çok öğrenecekleri var... ...Mr. Decker diyor ki... ...I'm grateful for all the love... ...and admiration... ...tüm sevgi ve... E, ...hani... Ör, ...övmekler için... ...çok memnunum diyor... Sonra röportaj devam ediyor. Let's begin with your everyday life. Could you please tell us about your routines? For example, what time did you use to go to bed and get up? What did you use to eat? How did you use to train? Basic things. I mean, did you use to have any bad habits? People will be happy to learn about these things. Diyor ki, günlük hayattan, rutinlerinizden başlayalım. Örneğin, ne zaman e, yatağa giderdiniz? Ne zaman uyurdunuz? Ne zaman uyanırdınız? Ne zaman yerdiniz, e, nasıl antrenman yapardınız? Yani genel temel şeyler. İnsanlar e, sizin eski alışkanlıklarınız nelerdi? E, kötü pardon, kötü alışkanlıklarınız nelerdi? İnsanlar bunları öğrenmekten mutlu olacaklar diyor. Sonra cevap veriyor Mr. Decker. Well, I used to go to bed before midnight and get up early in the morning. Uh, before breakfast, I used to run 5 kilometers. Breakfasts are vital for people and especially for athletes. I knew this very well, so I used to have a full breakfast Mediterranean breakfast olives, tomatoes, cucumbers, cheese, honey, butter, etc. But farming techniques were traditional then. We never used to eat food with hormon. Diyor ki gece yarısından önce yatağa girerdim ve erken de uyanırdım. Kahvaltıdan önce 5 kilometre koşardım. İnsanlar için kahvaltı çok önemlidir. Vital, hayati dediğimiz çok önem taşıyan şeylere deriz. Ve özellikle de atletler için hani kahvaltı önemlidir. Bunu çok iyi bilirdim. O yüzden tam bir kahvaltı yapardım. Bir Akdeniz kahvaltısı. Zeytinler, domatesler, salatalıklar, peynir, bal, tereyağı her şey. Ama tarım teknikleri e, o zamanlar gelenekseldi. Hiç hormonlu yemek yemezdik. What about after breakfast? Ya e, kahvaltıdan sonra? My trainer used to keep me at the training center for most of the day. I used to stick to my training programs. I didn't use to go out at night. My family and I used to live a simple life. We were all very happy. Family time has always been the best source of happiness to me. But today most athletes spend their time less effectively. Diyor ki genel olarak koçum beni e, hani antrenman sahasında tutardı. Günümün birçok bölümünü orada geçirirdim. Onun haricinde de ee, dışarı çıkmazdım geceleri. Ailemle vakit geçirirdim. Ee, basit bir aile hayatım vardı. Sade bir aile hayatım vardı. Hepimiz mutluyduk. Ee, önemliydi aileyle geçirilen zaman ve benim için mutluluk kaynağıydı. Ama bugün atletler zamanlarını etkili kullanmıyorlar. Well, what advice would you give to the younger generation then? Diyor ki peki yeni nesil için ne öneri verirsiniz? Um, a tough question. Spend more time with family and friends. Go after your dreams. Work hard and love nature. Diyor ki bu zor bir sorudur. Ee, ailenizle, arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirin. Hayallerinizin ardından gidin. Sıkça, sıkı çalışın ve doğayı sevin. Thank you very much Mr. Decker. Teşekkür ediyor. Mr. Decker'da rica ediyorum. All the best. Tüm iyilikleri size diliyorum diyor. Ee, sayfa 54'e geliyoruz arkadaşlar. Pardon. 54'te 5C bölümünde diyor ki Read the dialogue again in part 5B and answer the questions below. Şimdi bu sorulara cevap vermemizi istiyor. Dialogue'a göre. Bir numarada What did Mr. Decker do in the past? Mr. Decker eskide ne yapardı 2 numara what were his morning routines sabah rutinleri nelerdi 3 numara da, how long did he train in a day her gün ne kadar antrenman yapardı 4 numara what difference does he notice in the lifestyles of most athletes today hangi farklılığı günümüzün e, e, nasıl derler atletlerinde atletlerinin yaşam tarzında hissediyor. 5 numarada da What pieces of advice did he give to the younger generation yeni nesil için ne öneriler verdi? Arkadaşlar bunların cevabının okunuşundan metnindeydi. Anlamını da ben söyledim. O yüzden sadece cevapları açıyorum. Siz burada ee, ne yapabilirsiniz? Videoyu durdurup cevapları geçebilirsiniz kitabınıza. Bunu yaptıktan sonra bunu kapatıyorum ben ve 5D bölümüne geçiyoruz. 5D bölümü tamamen size ait olan bir şey. Çift olarak çalışmanızı istiyor ve çocukken siz veya partneriniz neler yapardınız? Onları konuşmak konuşmanızı istiyor, paylaşmanızı istiyor. sonra tüm sınıfla söylediğiniz diyaloğu paylaşın. Mesela toys and toys you played oynadığınız oyuncaklar. Evening routines, akşam rutinleri. Weekend routines, hafta sonu rutinleri. Sports you played, oynadığınız sporlar. Birthdays you celebrated, kutladığınız doğum günleri. Neighborhood you lived in, yaşadığınız çevre. Clothing items you often wore, genelde giydiğiniz e, giyim tarzı. Burada örnek vermiş. Kimberly ve Edward arasında bunların örneği gibi siz de yapabilirsiniz arkadaşlar bu konuşmayı yapıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Listening var 6A kısmında Work in pairs. Think about the characteristics of your traditions and circle the suitable adjective from the lists below that reflect your culture. Çift olarak çalışın. Ee, geleneklerinizin özelliklerini düşünün ve aşağıda verilen kelimeler hangisi sizin kültürünüzü yansıtıyorsa onları seçiniz. Mesela characteristics of a traditional clothing item sizin giyim tarzınızın giyim eşyalarınızın özellikleri, ee, geleneksel giyim e, eşyalarınızın özellikleri örneğin renk, stil vesaire colorful renkli miydi? Oriental, doğu e, eksenli miydi? Conservative, muhafazakar mıydı? Loose, geniş miydi? Close fitting, hani çok sık ve fit miydi giydikleriniz şey? Samples of tra traditional handcrafts, hani el yapımları, geleneksel el yapımlarının örnekleri. Pottery, çanak çömlek. Carpet weaving, Halı dokumak. Copper work. Arkadaşlar copper Türkçesi şu an dilimde değil ama hani metallerden birisi ol oluyor. Turuncu rengine çalan. Şu an ben bunu söylerken sözlükten bakıyorum. Tam doğru Türkçesini size anlatmak için. Bakır. Ve bakır işi. Çok pardon. Uh, embroidery arkadaşlar, nakış, oya, tile making, fayans yapmak. Ondan sonra uh, bunların hakkında da konuşabilirsiniz. Sonra something special about traditional food. Sizin geleneksel yemekleriniz hakkında uh, onlarla ilgili özel şeyler. Mesela spicy, baharatlı mı? Hot, sıcak, sweet, tatlı. Nutritious, besleyici, tasty, lezzetli, pastry. Hamurlu şeyler, vegetarian, sebzeli şeyler, olive oil, zeytinyağı. Bunlar hakkında da konuşabilirsiniz. Sayfa 54 bu şekilde bitiyor. Sayfa 55'te arkadaşlar bir tane videomuz var. Bu video bende olmadığı için açamıyorum şu an. Sizinle paylaşamıyorum. Ama kitabımızın videolarını bulursam e, ilerideki zamanlarda sadece videolardan oluşan bir... YouTube videosu ben size yaparım. İçinde mesela atıyorum sizin kitapta toplam 4 tane ders videosu varsa yani böyle etkinlik videosu varsa ben onları oynatıp hepsini kaydedip size gönderirim. Zaten 10. sınıf kitap videoları diye de başlık atarım. Orada izlersiniz. Şimdi bunu izleyemediğimiz için sadece burada Malezya ve Endonezya arasında artık arkadaşlar İki tane e, hani kıyaslama var farklı konular hakkında onları biz ne yapıyoruz burada yazmamızı istiyor e, neler var batik var batik ne demek arkadaşlar kumaş boyama e, yöntemi batik Cuts and windmills uçurtmalar ve rüzgar değirmenleri, vivid colors belirgin renkler, different kinds of cakes farklı çeşit kekler pastalar, breakfast without bread ekmeksiz kahvaltı. Şimdi Malezya ve Indonesia arasında. Görüyorsunuz Malezya ve Indonesia arasında. Something special about traditional clothing geleneksel giyim tarzıyla ilgili özel şey. Samples of handcrafts. El yapımı şeyleri, örnekleri. Something special about traditional food. Geleneksel yemekler hakkında da özel şeyler e, cevapları bu şekilde görüyorsunuz. 6C, 8 c ne diyor? E, yine bunların gelenekleri hakkında yani Endonezyalıların ve Malezyalıların gelenekleri hakkında ne fark ettiniz diyor. Genelde Benzerler mi? Farklılar mı? Ve tartışmanızı istiyor. Bu da tamamen sizin bakış açınıza bağlı. E, hani Videoyu görmeden bunları okuyarak da az çok e, anlayabilirsiniz. Daha çok farklılar mı? Benzerler mi? Ve tartışabilirsiniz. 7a'da writing kısmında e, bizden bir paragraf okumamızı istiyor. Kıyas paragrafı bu. Ee, yine Endonezyalılar ve Malezyalıların gelenekleri hakkında bir kıyas var ve renkleri onların işlemlerine eşleştireceğiz. Okuyalım. Mavi kısımda diyor ki Traditions of Malaysia and Indonesia are alike in many ways. Endonezya ve Malezya'nın gelenekleri birçok konuda benzerler. Ondan sonra açıklamaları yapıyor kırmızıyla ve yeşil Üç tane kelimemiz var. Alike, also, both. Alike, benzer, also, e, ayrıca demek. Mesela ayrıca da diyebiliriz. People also, insanlar ayrıca şunu da seviyorlar. Both, ikisi de demek. Kırmızı bölümde ne diyor? Peki, Malezya insanları genelde belirgin renkleri e, geleneksel giyimlerinde sevmeyi seviyorlar, tercih ediyorlar diyor. In, Endonezya insanları ise e, onlar da belirgin renkleri seviyorlar. Malezya insanı el yapımlarını ornament, ornament arkadaşlar süs demek süs olarak evlerinde kullanıyorlar. Endonezyalılar da aynısını yapıyorlar. İki ülkede e, özel yemek adetleri var, gelenekleri var. Şimdi A bu tarafta bu tabelaya bakıyoruz şimdi. Tabloya bakıyoruz. A details, detaylar, mesela örnekler falan. Hangisi, hangi işlem bunu yapıyor? Detayları hangi renk anlatıyor arkadaşlar? Detayları kırmızı renk anlatıyor değil mi? O yüzden yukarıda kırmızı yuvarlağın içine A yazıyoruz. B, signal words, Hani bize sinyal veren kelimeler. Yani benzerliği gösteren kelimeler. Bunu hangi renkteki yazılar yapıyor? Yeşil yazılar yapıyor. O yüzden yukarıda yeşil yuvarlağın içine bir yazıyoruz. C'de ise topic sentence yani başlık cümlesi. E, i̇ki iki şeyi kıyaslayan e, kıyaslama o cümlede söyleniyor. Orada anlıyoruz neyi neyle kıyaslıyoruz. Bunu hangi renk yapıyor? Bunu da mavi renk yapıyor. O yüzden mavi yuvarlağın içinde de yukarıda C yazıyoruz. Sayfa 56'ya geçiyoruz böylelikle. Son sayfamız son sayfamızı yapmadan Instagram adresimizi hatırlatmak istiyorum. Instagram'daki adresimiz arkadaşlar İngilizce kralı. Sayfamızı takip etmenizde fayda var. Çünkü olur da biz bu YouTube kanalının adresi falan değiştirirse birbirimizi kaybetmemiş oluruz. Orada ben duyuru yaparım ve hemen yeni adresimize üye olursunuz. Neyse devam. 7B'de kıyaslama yapın diyor. Türk e, kahvaltısı ve Türk geleneksel kahvaltısıyla e, geleneksel yemeğiyle e, Yunan geleneksel yemeklerini kıyaslayın diyor. Aşağıda kelimeler vermiş. Similar benzerlik için alike o da benzerlik için. Both. ikisi de. To. Da demek. Mesela ben acıktım. Karşımızdaki diyor ki me too. Ben de. O de. Da. Bu tuyla. As. Mesela onun gibi. Like. Benzer olarak. Similarity. Benzerlik. Bunları biz iki şeyin veya fazla şeyin benzerliğini açıklarken bu kelimeleri farklı farklı kullanırız. Burada bakalım. Turkish eating traditions. Türk Yemek gelenekleri. Mesela diyor ki have Mediterranean style of breakfast. Akdeniz stili kahvaltısı yapıyorlar. Bakıyoruz Yunan kısmında Greek eating traditionals'da da aynı şey var. Yani Akdeniz ıı, usul, stili usulü kahvaltı yapıyorlar. İkinci konuya baktığımızda Türkiye için have Turkish coffee for easier digestion after meals. Yemekten sonra daha kolay sindirim için Türk kahvesi içiliyor. Yunan tarafına baktığımızda diyor ki Have Greek coffee to help with digestion after meals. Yine bunda da diyor yemekten sonra sindirimi kolaylaştırmak için Yunan kahvesi içiyorlar. Son olarak da use olive oil for some dishes and salads. Bazı yemekler ve salatalar için zeytinyağı kullanılıyor. Yunan tarafında diyor ki use olive oil as one of the main ingredients. Zeytinyağını temel içeriklerden biri olarak kullanıyorlar. Burada Yunan tarafıyla Türk tarafında küçücük bir fark var. Bunları kıyaslaymayla birinci örneği birinciyle, ikinciyi ikinciyle yani kahveyi, üçüncüyü de zeytinyağını da Türkiye ve Yunan'ın kıyaslayarak küçük bir paragraf yazabilirsiniz. Son olarak çok güzel bir cümle var Henry James tarafından. Henry James diyor ki a tradition is kept alive only by something being added to it. Bir gelenek sadece ona bir şeyler eklendiği zaman diri tutulur. Yani gelenekler de dinamik olmalılar. Siz onları değişimsiz tutarsanız ölüp unutulurlar. Ancak küçük şeyler hani temelini bozmadan günümüze uygun olma şekli e, haline getirerek, küçük şeyler ekleyerek gelenekleri diri tutabiliriz. Örneğin kitap okuma alışkanlığı. Evet eskiden normal kitaplar vardı, kağıt kitaplar. Şimdi ise mesela bu geleneği küçük bir şey artırarak, hani e-book, ses kitapları bunlara da ekleyebiliriz. Ve yine kitap okuma geleneğini aynı şekilde yeni zamana uygun olarak... E, devam ettirebiliriz. Arkadaşlar şu an e, 10. sınıfın oynatma listesi de karşınıza çıkıyor. Ona bastığınızda tüm videoları, bugüne kadar çekilmiş tüm videoları görebilirsiniz. Seviliyorsunuz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı da unutmayınız lütfen.